Yaşamak haktır! Yaşamak haktır! Katliam yasasına hayır diyoruz! Katliam yasasına hayır diyoruz! Katliamdan yasa olmaz! Katliamdan yasa olmaz! Hayvan! Yaşam! Özgür! Yaşam! Özgürlük! Hayvan! Yaşam! Özgürlük! Hayvan! Yaşam! Özgürlük! Kısırlaştır aşırat! Yerinde yaşat! Kısırlaştırdığınız o çukurlarınız nerede? Hepinize soruyorum. Nereye gömdünüz o canları? İşiniz bitti. Bir ısırık dediniz. Kuduz diye ortalığa yaydınız. Muhtarları kahraman ettiniz. Böyle bir şey olamaz. Muhtar kahraman değil arkadaş. Hayvanlar dışarı! Katil muhtar içeri! Hayvanlar dışarı! Katil muhtar içeri! Hayvanlar dışarı! Katil muhtar içeri! Buradan Gazze'de yakın tarihimizde gördüğümüz en büyük ve en acımasız soykırımda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet, sağ kalıp İsrail zulmüne karşı hayal bile edemeyeceğimiz zorluklarla mücadele verenlere de dayanma gücü diliyorum. Gazze bugün hepimizi insanlığımızdan utandırdı, büyük bir yara açtı. Bu zulümün bir an evvel sonlanması için tüm dünyaya buradan, Şanlıurfa'dan adalet diye seslenmek istiyorum. Değerli katılımcılar, her türden yaşam hakkı kutsaldır ve devletlerin asli görevi tüm vatandaşlarıyla beraber bu dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızı ve can damarımız olan tabiatımızı korumaktır. Toplumda özellikle kadın, çocuk ve hayvanlara karşı şiddet eğiliminin arttığı şu günlerde birlik içinde olmak ve devletimizin ilgili tüm kurumlarına bu görevlerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün büyük bir sorun olarak gösterilen sokak köpeği popülasyon artışının bir numaralı sorumluları 20 yıldır görevlerini ihmal eden belediyeler ve görev ihmali olan belediyelere yaptırım uygulamayan merkezi kurumlardır. Şimdi buradan Şanlıurfa'dan soruyorum. Belediyeler, 2004 yılından beri kanunen size yüklenmiş olan bir sorumluluğu yerine getirmeme hakkını ve gücünü nereden alıyorsunuz? Merkezi kurumlar, 20 yıldır görevi yasayla sabit olan belediyelere neden yaptırım uygulamadınız? Ve 20 yıldır ihmal ettiğiniz görevinizin faturasını sokaktaki canlara hangi vicdanla faturayı kesebiliyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanım, sokak köpekleri nüfus kontrolü konusunda size tamamen yanlış bilgiler aktarılıyor. Siz kısırlaştır, aşılat başarılı olmadı dediniz. Oysa 20 senedir 1393 belediyenin 1100'ünde kısırlaştırma merkezi kurulmadı. Şimdi sizi yanlış bilgiler aktaranlar, yerel gönüllüler ve STK'larla işbirliği içinde başlatılmalıdır. Kırsal ve 18 binden fazla köyde ona alınmalı, kaçak üretim kati süretle engellenmelidir. 1393 belediyenin tamamında 4 milyon köpek kısırlaştırılabilir. Hatta büyük şehirlerimizde özel hayvan hastanelerimiz özelde de birer paydaş olarak seferberliğe dahil edilmesiyle bu süre bir yılın altına da düşürülebilir. Şimdi yetkililere soruyorum. Tüm sene içinde kısırlaştırılarak çözülebilecekken neden öldürmekten bahsediyorsunuz? İkinci alternatif olarak sunduğunuz barınak modelinin ikinci öldürme planı olduğunun biz pekala farkındayız. Ama siz hazırlanan bu garabet çözüm önerileriyle bir kez daha altını çiziyorum. Türkiye bir 20 yıl daha kaybedecek. Ayrıca bu ülkede 30 Veterinerlik Fakültesi'nin Kemal Çampolat ve ekibine, basın emekçilerine, güvenliğimizi sağlayan tüm polis memuru arkadaşlarımıza, yaşam için yasa inisiyatifinden Güliz Gündüz Hanım'a, Ankara Barosu Hayvan Hakları Başkanı Avukat Tuğba Gülsoy Hanım'ı bir iki cümle için Avukat Tuğba Gülsoy yetişmediler herhalde. Yetişemediler biz. Geldiler mi? Tamam. Geldiler. Buyurun.
Anan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy. Biz bugün Şanlıurfa'da bir iki haftadır yaşanan, basına da intikal etmiş olan olaylara müdahale etmek için, buradaki hayvan dostlarına destek vermek için ve yine Şanlıurfa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan meslektaşlarımızla birlikte burada durum tespiti yapmak için geldik. Kısa bir aktarımda bulunalım. Buranın çok büyük bir hayvan hastanesi adı altında bir yeri var. Bakın, burası insanların rahatlıkla ulaşamayacağı şekilde şehrin çok uzak, çok ücra bir noktasına yapılmış. Hiçbir yerde bakım evinin bu kadar uzaklarda olmaması gerekiyor. Şehir merkezinden bir yaralı hayvan alındığında o bakım evine gidene kadar yolda zaten ölür. Bakım evlerinin şehirlerden uzak yerlere yapılmasının tek amacı, vatandaşlar oraya gidemesin, hayvanların durumunu tespit edemesin, hayvanlarla insanların bağları kopartılsın. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Seçimlerden sonra da Şanlıurfa ilimizde gördüğümüz gibi maalesef seçimden önce verilen vaatlerin, köpekleri toplayacağız, köpekleri barınaklara kapatacağız vaatlerinin burada üzülerek yerine getirildiğini görüyoruz. Hayvanların toplanması, bir yerlere kapatılması, toplu ölümler hayvan popülasyonunu azaltmaz. O zaman eller kırılsın, katliam yasasına hayır, katliam yasasına hayır, katliam yok. Arkadaşlar, bayraklarınız kan kokuyor. Arkadaşlar bak, görsel olarak gidip gördünüz barınağı, değil mi? İşte biz onu istemiyoruz. Bizim istediğimiz aldığın yere kısırlaştır, iç dış parazit aşısı, bütün kuduz, bütün tedavisi neyse hepsini gör, aldığın yere tekrar bırak. Ama o